2022-2023 adli yıl açılış kokteyline hepiniz hoş geldiniz. Göreve henüz başladığım şehitler diyarımız Cebeli Bereket Osmaniye'mizde 2022-2023 adli yıl açılışı münasebetiyle Osmaniye Baromuz ile birlikte düzenlediğimiz programımıza teşriflerinizden büyük bir onur ve memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Benim için Osmaniye'de bir ilk olan ve nicelerine huzurla ulaşmayı dilediğimiz bu anlamlı programımıza hoş geldiniz diyerek sizleri en samimi duygularımla selamlıyorum. Şerefli Türk yargısının mensupları olarak bizler anayasanın 9. maddesi uyarınca her türlü egemenliğin kaynağı olan yüce Türk milletinden doğrudan aldığımız yargı yetkisini kullanıyoruz. Toplumun huzuru ve refahının en önemli belirleyicilerinden olan yargı yetkisinin kullanımında terazinin ne kadar hassas olduğu malumunuzdur. Bu hassasiyet kendini en çok yargı bağımsızlığı ve yargı tarafsızlığında göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Osmaniye elimizin kıymetli yargı mensuplarına bugün olduğu gibi yarın da cennet vatanımıza fedakarca hizmet etmenin ve toplumun yüksek adalet beklentilerine cevap vermenin haklı gururunu yaşayacağımız bir adli yıl diliyorum. Adaleti tesis etmek, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve suçla mücadele için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla ve şerefle çalışan Başsavcı Vekili, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Avukat tüm meslektaşlarıma, Yazı İşleri Müdürü, İcra Müdürü, Katip, Mübaşir, Memur, İcra Müdürü, Cezaevi Müdürü, tüm adliye personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle öncelikle kahraman ordumuzun tarihi altın harflerle yazdığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve bizlere emanet eden İstiklal Savaşımızın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Geçmiş yıllarda kaybettiğimiz fedakar meslektaşlarımızı, başta Mehmet Selim Kirazlı olmak üzere tüm yargı şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum, saygılarımla. Yeni adliye yılın ülkemiz, milletimiz, camiamız ve Osmaniye'miz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Yüksek Kurulumuzun Haziran kararnamesi ile adliyemizde göreve başlayan Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza, Sayın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımıza, Sayın Hakim Savcı arkadaşlarımıza ve aramıza yeni katılan avukat meslektaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılını kutluyorum. Vefat eden meslektaşlarımızı, yargı şehitlerimizi, vatanımız uğruna canını veren kamu görevlilerimizi ve vatandaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve avukat meslektaşlarımın, yargının iş yükü ağır olarak kabul edilse dahi, adalet devletin temelidir felsefesinden hareketle, hukuk devletinin gereklerini yerine getirmek ve adaletin doğru ve hızlı bir şekilde tecellisi için, adalete doğrudan erişim için bütün çabayı, gayreti ve özveriyi gösterecekleri inancındayım. Adaletle ilgili olarak tüm vatandaşlarımıza kapımızın açık olduğunun bilinmesini isterim. Adliyenin ülkemize, yargımıza ve yargı çalışanlarımıza hayırlı olmasını diler. Tekrardan Adalet Komisyonu Başkanı ve şahsım adına sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Biz avukatlar olarak, Barolar Birliği ve tüm barolar olarak savunmayı temsil eden avukatlar bu adli yıldan beklentilerimize ilişkin basın açıklamamızı sosyal medya hesaplarımızdan yaptık. Ancak burada Osmaniye Adliyesi'nden siz çalışma arkadaşlarımızdan beklentimizle ilgili bir iki cümle etmek istiyorum. Bizler hep birlikte hakim, savcı, avukat, adliye çalışanı, kolluk kuvvetleri ve tüm kamu kurumları adalet hizmetini beraber gerçekleştiriyoruz. Yani hak sahibine hakkı teslim ediyoruz. Bunu yaparken insanlar bizlere ayırt etmeksizin, hakim, savcı, avukat, kamu personeli ayırt etmeksizin bizlere bazen özgürlüklerini, bazen mallarını, bazen paralarını, haklarını bize emanet ediyorlar. Ben her konuşmamda yaptığım gibi yine tekrar ediyorum. Emanet peygamberin sıfatlarından bir tanesidir. Yaptığımız görev bu kadar kutsaldır. El ele vererek
Hedefimiz şu olmalı: el ele vererek insanlara güven veren, adalet dağıtan bir sistem için, adil yargılamalar yapılabilmesi için, suçluyu suçsuzdan, haklıyı haksızdan ayırmak için, yargıda keyfiliğin olmaması için, çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına çözüm üreten bir yargı sistemi için çalışmaya, doğru bildiklerimizi söylemeye devam ediyoruz, etmeliyiz, edeceğiz. Adli yıl açılışınız, adli yıl döneminiz hayırlı, uğurlu olsun. Hep birlikte Osmaniye'mize ve ülkemize hizmet etmenin gururunu birlikte yaşayacağız. Şunu çok iyi biliyoruz ki milletimizin güvenliğinin korunması, devletimizin güçlü kılınması siz hukukçularımızın kararlarıyla daha da güçleneceğinin farkındayız. Hep beraber adalete leke sürdürmemeliyiz. Osmaniye'nin bütün dinamikleri olarak sizlerin yanınızda, sizlerin destekçisi olacağız. Ve adalete leke düşürmemek için hepimiz gayret edeceğiz. Adliye Sarayı'nın kurulması hususunda ben de çok gayret ediyorum. Adliye binasını doğruya yapıp tamamlama gayret içinde olacağız. Belediye başkanımızı bu ya fedakar tutumu için gerçekten kutluyorum. Başkan Bey hem yeri verdi hem kamulaştırmayı yapacak. Sağ olsun. Bu Osmaniye'mize hizmet tabii ki. Osmaniye'mizin en güzel şekilde yargıdan, devletin kamu hizmetlerinden yararlanması anlamında da bunlar önemli. Böyle bir kadro gördüğüm için de mutluyum. Genç, çok güzel, dinamik bir kadromuz var. Kadromuzun da güçlü olduğunu görüyorum. Bu güçlü kadroyla da çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yeni adli açılış yılının, adli dönemin hem ülkemize, hem Osmaniye'mize, hem sizlere hayırlı, uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.